Bugünkü dizi star bölümü konuğumuz Mehmet Akif Alakurt. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. İyilerin dostu, kötülerinse korkulu rüyası. O çok cesur, o bir süper kahraman. Gündüzleri genç kızların kıskacından kurtulamayan bir öğretim görevlisi, geceleri ise şehri kötülerden ve kötülüklerden kurtaran bir kahraman. O kim mi? Tabii ki Maraz Ali. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aranda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aranda irice bir fark var. Mehmet Akif Alakurt, namı diğer Maraz Ali, Adanalı dizisinde bu sezon yepyeni maceralara yelken açtı, yepyeni heyecanlarla milyonları kucakladı. Dizide canlandırdığı iki karakterle bu sezon bambaşka bir kimliğe büründü Maraz Ali. Ve gizemini koruyordu. Tıpkı geçtiğimiz sezonun ilk başlarında olduğu gibi. Günaydın hocam. Günaydın. Bırak ya, bırak. Hocam. Sinir. Kağıdınızı düşürdünüz. Teşekkür ederim. Ve o Maraz Ali ile şimdi sette buluşuyoruz. Bu nefesleri kesen sahnelerin perde arkaları nasıl çekiliyor, sette neler yaşanıyor ve Maraz Ali bize gelecek bölümlerle ilgili acaba ne tiyolar verecek, çok merak ediyoruz. Biz sizi ATV ekranlarından severek izliyoruz. Daha önce Sıla dizisi vardı. Şimdi iki sezondur Adanalı. Çok yoğun bir tempo. Nasıl gidiyor? Aksiyon dolu ve heyecan dolu. Sen aslında söyledin işte. Aksiyon dolu ve heyecan dolu gidiyor. Başladık. Aslında ben özlüyorum da. Setleri özlediğim için biraz şey, yorulmuyorum da şahsım adına. Çok keyifli çalışıyoruz. Yeni bir ekibimiz var. Çok enerjik bir ekibimiz var. A'dan Z'ye herkes değişti. Onların bazen o pozitif tarafı bizi de yükseltiyor. Bizim bazen pozitif taraflarımız onları yükseltiyor. Birbirimizi böyle besleyerek ortaya ve dengeleyerek ortaya güzel bir iş çıkartmaya çalışıyoruz. Çocukken şey hasta oldu. Mesela otobüse biniyorum ya. Mesela otobüse giderken ya da otobüse giderken karşı araba gelip böyle selektör yapıyor ya. Hasta oluyor derken. Ben de arabayı ilk alış amacım benim o. Böyle bir şey yoksa selektör yapsam diyor. Ve işte kamera motor diyor. Maraz Ali ile Maya karanlık puslu koridorda yürüyor ve karşılarına çıkan davetsiz misafirin korkusuyla da Maya kendini Maraz Ali'nin güçlü kollarında buluyor. Aslında fare bahane, önümüzdeki haftalarda Alex'in kız kardeşi Maya ile Maraz Ali arasında başlaması muhtemel aşkın ilk sinyalleri şahane. Ve işte bu bakışlar çok şey anlatıyor önümüzdeki bölümlere dair. Şey yapsam mı acaba? Mesela sarıldı mı? Sarıldı mesela. Bir süre baktı baktı. Şöyle yapsam. Maraz Ali'nin ikinci kimliğini deşifre etmeye çalışan bir öğrenci olarak hayatına giriyor. Kötü abi durumu ortaya çıktığında nasıl bir tepki verecek acaba Maraz Ali? Herhalde aşkla işi ayırır. Aşkı yere işi bir tarafa koyar. Tabii doğru. O Maraz Ali tarafını abisiyle çok biraz şey yapar herhalde. Dengesini kurar diye düşünüyorum. Ağzını atayım mı? Aksiyon sahnelerinde Maraz Ali ciddi bir performans sergiliyor. Bu sahneler için sadece iyi bir oyuncu olmak yetmiyor, aynı zamanda iyi de bir sporcu olmak gerekiyor. Peki ama Maraz Ali bu sahnelere nasıl hazırlanıyor? Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran. Dizide siz
dizi oldukça aksiyon sahnelerinde de başarıyla izliyoruz ama biliyoruz ki özel hayatında da senin bir takım böyle sporlara merakın vardı ve devam ediyorsun. Neler yaptınız mesela bu karaktere hazırlanmak için? Ekstra bir şey yaptın mı? Ben kickboks yaptım zaten. 16-17 yaşlarında çalışmıştım. Bu karakter için de sadece biraz ısındım diyebilirim. Yani ısınma, evime kum torbası aldım. Kum torbası çalıştım. İşte sporumu daha da biraz daha performansımı arttırdım. Çünkü güçlü olması gereken bir karakter. Bazen oluyor, bazen 7 tane 10 tane adamla kavga ediyorsun. Şimdi seyirciye bunu inandırmak için de o gücü gösterme, onu hissetmesi lazım. Gündüz kendi halinde sakin bir öğretmen o. Geceleri ise tam bir kahraman. Hal böyle olunca da ona bir minik sürpriz yapmak gerek, değil mi? Maraz Ali'nin bir eksiği var. Düşündük ve biz sizin için bir şey hazırladık. Bakalım beğenecek misiniz? Tamamen bir kahraman olacak mı Maraz Ali? Bir tahminde bulunabilir miyim? Dur bakayım. Superman tişörtü falan mı yoksa? Ha? Batman? Spiderman? Ha? Bey falan mı yazıyor? Ha? Olsun değil mi? Bu da sonuçta tahminlerimden birisi, bildim herhalde. Tahmin ettim ama değil mi? Evet, tamam. Biraz da dizi dışından konuşalım mı? Özel hayatında, günlük yaşantısında neler yapar Mehmet Akif Alakut? Ne yer, ne içer, nerelerde gezer? Çok küçük şeylerden mutlu olabiliyorum. Yani bugün mesela işte oraya geldiniz. El Feneri'yle bir sahne çekiyorduk biz, fark ettiyse. Hatta orada arkadaşlarla da onu konuşuyorduk. Ben küçükken El Feneri şeyim vardı, bir tutkum vardı. Mesela akşam olduktan sonra evde annemler böyle inşallah işte ekmek ister. Çay bitmiştir, çaya gönderir, bakkala göndersin diye bekliyordum ki dışarı çıkayım karanlıkta El Feneri'yle. Sağa sola işte bakarak böyle gideyim diye. Bu arada Zeli kahraman mutfakları nasıl acaba? Valla orada herhalde şey, kahramanlığının son şeyi orasıdır herhalde. Bittiği nokta orası olabilir yani. Ben şahsi olarak ben yemek yemeyi çok seviyorum ama mutfakta çok yetenekli olduğumu söylemem. Ve yeniden kamera motor diyor. Maraz Ali aksiyon dolu sahnelerine kaldığı yerden devam ediyor. Bize de izlemek düşüyor tabii ki. Ve sırada Dizi TV'nin Top 5 listesi var.